Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video bir alışveriş videosu olacak. Ama videoya geçmeden önce yeni abonelerimi eğlenirsiniz, rezil kalırsınız beni izlemekten diyorum. Ve ikinci bir şey ekliyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar. Umarım her şey iyi gidiyordur. Ve bu sıcak sizi çok 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 zorlamıyordur. Çünkü ilk haftalar burada biraz zorlandı. Her neyse, fazla uzatmadan hemen alışveriş videoma geçiyorum. İlk alışverişlerim Leclerc mağazalarından bu L'Oréal'ın makyaj çıkarma yağıydı. Daha denemedim. Bunun herhalde iki tane var. Herhalde değil, iki tane vardı. 4 liramın ikisi 4 euroya geldi. Ardından bu Seal The Mask Maybelline'in biliyorsunuz. Çift fazla, bilmiyorum görünebilecek mi? Makyaj, göz makyajı silme ürünü. Bu bana 2.81'e mi ne geldi? Fiyat uygundu, indirimler vardı. O yüzden aldım. Orada biraz bir deodorant falan aldım ama şu an onları bulamıyorum. Aramadım. Nerede olduklarını herhalde dolapta toplular da çıkarmak istemedim. Bunlar daha çok elimin altında olan şeyler. Daha sonra bir ara Ramazan'da saat 3-4'te canım sıkılıyordu. Ramazan ayında çünkü çalışmıyorum. Neyse habire yatarak geçirmeyeyim dedim. Biraz çıkayım falan filan derken kendimi ilk defa body shop'ta buldum. Bulmaz olaydım ya. Tabi ürünler güzel diyorlardı. Çok duyuyordum. Bir de commerce équitable diyorlar. Yani eşit. Diyelim ki bu Clementine mandalinayı satan adam kazıklanmıyormuş gibi yani. Bu body shop'ın şeyi ona iyi fiyat veriyor mandalinaları için. Hani ikili falan. Commerce équitable dedikleri bu yani. Hem alan biz biraz daha fazla pahalıya alabiliyoruz ama küçük prodüktörler sömürülmüyor. Voilà. İlk aldığım şey bu duş jeli. Niye duş jeli aldım? Çünkü dediğim gibi mandalina kokuyordu. Karnım açtı. Kokusu o anda çok iyi geldi. Sonra kokladığımda hiç beğenmedim. Ve ben bunu 750 mililitresini aldım. Zaten evde bu Ersa'nın 1 litrelik jel duşunu bitiremiyorken tutup da böyle bir şey almak ne kadar saçmalık değil mi? Onların jel duşlarından bir tanesi de English Down White Gardenia. Body Shop'ta eğer bu herhalde limited edition'dı. Hala. Bunun kokusu çok hoş. Ben aslında bunun vücut spreyini almak istiyordum. Çünkü parfümüm biraz ağır gelecekti. Vücut spreyi yoktu. O yüzden bu duş jelini aldım. Çok güzel kokuyor. Mutlaka eğer böyle temiz kokusu, ferah, çok ağır değil. Yani asit değil, çiçekli değil. Çiçekli ama çok böyle çok çiçekli değil. Nasıl anlatmaysa. Gidip bir koklayın derim. Bunu galiba 11 oraya aldım. Bunu 8.50 aldım. Galiba. Tam hatırlamıyorum. Galiba 8.50'ydi çünkü indirim vardı. Bu 8.50. Bu normalde 14 lira mıydı? 11'e geldi. Ardından vücut spreyini aldım. Parfüm değil bu. Brume Corporelle. Ben Body Shop'un duş jelini, vücut yağlarını ve vücut spreylerini çok merak ediyordum. Vücut yağlarını fazla beğenmedim. Kremlerini hiç beğenmedim. Kokusu o anda bana çok tiksindirici geldi. Ama bu vücut spreyleri çok hoştu. İki tane aldım. Kullanmaya başladım. Çok 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 beğendim ikisini de. İkisi çok ayrı kokular. Bu ferah lila kokuyor.
Lys Sauvage d'Amazonie. Lila diye bile değilmiş ama bu çok güzel, değişik bir koku. Gidip koklamanızı öneririm. Ben ikisini de beğendim. Çok kalıcı değiller ama bundaki iyi şeylerden birisi doğal alkolle yapılıyor. Yani vücudunuzda sıktığınızda ya da elbiselerinizde sıktığınızda renklendirme yapmayacak. Vücudunuzda da güneşe çıktığınızda lekeler oluşmayacak. O yüzden bu aralar bunlar favorim ki hemen hemen hiç parfüm kullanmamaya başladım. Bunu aldığımdan beri bu daha çok bunları kullanıyorum parfümden çok. Daha sonra aynı indirim o gezdiğim günden sonra Kiko'ya da Kiko mağazasına da uğradım. Orada farları paletini aldım. Şu an sanki renkler aynı benim gördüğüm gibi. Daha swatchlamadım. Bu bana 4.90 mı? 5.90 mı? Galiba 5 liraya almıştım ben bunu. Tam emin değilim. Ve Kiko'dan bir tane de blush. Bunların koleksiyonunu daha kullanmadım da Rock Attraction'muş bu koleksiyonun adı. Şu an çok açık ve flash pembe olarak gözükebilir fakat valla sanki kot şeyi var, cebi varmış gibi güzel ayrıntılı bir blush. Rengini bana biraz açık ama yine de kendisini gösteren bir yer. Kendisini gösteren bir blush. Daha sonra en saçma şeylerden birisi bir diş fırçası aldım. Ben bunu almak istemiyordum aslında. Bir tane başka daha vardı. Onu bulamadım. O yüzden tam sinyal miydi o? Colgate değildi. Sinyal miydi? Süper beyazlaştırıcı gösteren. Bu da normal beyazlaştıran bir diş macunu. Colgate biraz daha acı oluyor diğer sinyale göre. Bunları diye ben aldım. Çok saçma bir şekilde anlatıyorum ama saat tam 8. Biraz uykum gelmeye başladı. Bu DM'e gittiğimde Schwarzkopf'un Lisqueur serisinden saçları onaran maske aldım. Normalde bunlar kuvalı küçük kutuların içindeydiler. Ama artık böyle yapmışlar. Bence böyle daha pratik. Yani kutuyu açıp da elinden alacağına direkt sıkıyorsunuz. Böyle elinize geliyor. Ben daha çok beğendim. Daha sonra çok saçmalara gittim ama neyse artık. Bu seferlik böyle olsun. Makyaj temizleyici pamuk aldım. Bu The Makeup markasından. Normalde ben bunları hiç almıyordum. Çünkü bu %20 içinde bedava varmış. Fakat bu 1 euro, 1,5 euro. İçinde 84 tane var. Ben alıyorum 79 kuruşa normalde DM'de. İçinde yaklaşık 150 tane var. Hani dandik bile olsa 300 taneyle bunun yani kıyaslanabilir. Ben 300 tane alıyorum. Bunda sadece 84 tane var. Yani fiyat konusunda. Belki bir şey vardır içinde manyak bir muhteşem yapar böyle. Belki o zaman bunları almaya devam ederim de yoksa sadece meraktan yani o anda sadece pamuk sonuçta 1,49 fazla da uzatmama gerek yok aslında. Daha sonra kardeşim Türkiye'ye gitmişti. Ondan bunu istememiştim. Başka bir şey istemiştim. Öbür başka istediğimi bulamayınca bana bu Betty Lumina'yı aldı. Almış. Çok güzel. Ben hatırlamıyordum. Güzel olduğunu hatırlıyordum da bu kadar muhteşem bir bronzer olduğunu. Tam yaz sezonunda mat, çok ışıltılı, çok hoş bir bronzer. Yani nasıl hala görüyorsunuz. Ve bu yüzünüzde kötü durmuyor da. Veriyor. Hem bronzer hem de blush olarak kullanabiliyorsunuz. Bugün niye böyle gösterdim bilmiyorum. Yüzümde bu yok. Bu yaz aylarında işte güzel olabiliyor matlardan ziyade. Matları daha çok kışın biraz renk vermek için kullanmayı seviyorum. Son ürünlerime geliyorum. Bu da yine Zeynep kardeşimin hediyesi. Hiç beklemiyordum. Çok aniden
hediye etti. Şaşkınlık içindeydim ama çok kendisine çok 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 teşekkür ediyorum. Çünkü bunu bana hediye ettiği günden beri başka hiçbir şeyle makyaj yapamıyorum. O da fazla da süspensi fazla sürdürmeden Too Faced markasının Chocolate Bar. Şöyle başlayayım. Bu palette çok çok değişik yapma, hem nötr hem de sadece nötr değil de yoğun makyaj yapabilecek farlar var. Mesela şunu çok güzel bir renkleri çok iyi veren biraz toz olan ama benim için hiçbir önemi olmayan toz olup olmamasında fazla şey yapmıyorum. Sadece tozlu dökümlük yapan makyajlarda fondötenimi daha sonra yapıyorum. İlk önce gözümü yapıp sonra fondötenimi yapıyorum. Tenimi yapıyorum yani. O yüzden benim için pek önemli değil ama çok çok değişik bir kokusu var. Çok güzel kokuyor diyemeyeceğim çünkü herkesin koku şeyleri değişik olabilir. İlk başta sevmemiştim kokusunu. Her açtığımda biraz daha şey oldum. Güzeldi. Şimdi alıştım artık. Bunsuz yapamam herhalde diyorum. Bütün paletlerimi bırakıp sadece bununla makyaj yaptım. Şuradaki aydınlatıcısı çok süper. Eğer Too Faced'in indirimi bitmediyse ve tamamen kalkmadıysa bir bakın derim. Zaten daha sonra bu paleti size tanıtacağım. Son olarak alışverişlerimden ve yine bu Türkiye'den gelen, bu sefer bu benim kuzenim Sevilay'dan gelen. Ben bunu istemiştim işte. Bir iki kitap istemiştim. İkinci kitabın ismini hatırlamadım işte. Biraz geç kaldım. Herkes bunu daha önce okudu fakat ben ancak internetten almak istediğimde hep Fransızcasını, hani Fransız versiyonunu göndermeye çalışıyorlardı. Amazon'dan falan. Ben de Fransızca, bunu Fransızca değil de Türkçe okumak istiyordum. Ve artık bu sefer kardeşim bulmuş, kuzenim almış ve yeni okumaya başladım. Zaten kardeşim falan, annem yeni geldiler. O yüzden bunların hepsi bana değişik zamanlarda geldi. Bunların hepsini bir anda almadım. Çoğunu zaten gördüğünüz gibi kendim almadım. En yüksek, büyüklerini yani. Yaşlarım bu kadar. Daha sonra bir videoda görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Bye bye.